Evinizin sevilen doktor Doktor Feridun Kunak bugün de birbirinden şifalı tedavi yöntemleriyle sizlerle. Hacamat ve kupa tedavisi nasıl yapılır? Hacamat nazara ve büyüye iyi gelir mi? Hacamat ve kupa ne sıklıkta yapılmalıdır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacamatı hangi bölgelerine yaptırırdı? Hacamat hangi hastalıklara devadır? Herkes yapabilir mi? Doktor Turan Şah Tümer'in canlı uygulamalı anlatımıyla az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerim, abilerim, ablalarım hepiniz hoş geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haydi bakalım, canlı canlı, heyecanlı heyecanlı sabah sporumuza başlayalım. Haydi bakalım, hep beraber yapıyoruz. Önce enerjimizi tazeleyelim. Haydi 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 haydi, tazeliyoruz enerjimizi. Sizde var olan biyo enerjiyi açığa çıkarıyoruz. Sizde var bu enerji. Allah herkese vermiş bu enerjiyi. Sağ elimizi tepemize, sol elimizi göğsümüze koyduk. Derin derin nefes alıyoruz. Her nefes aldıkça bedenimize güzelliğin, huzurun, mutluluğun dolduğunu hissediyoruz. Rahatlıyoruz, rahatlıyoruz, rahatlıyoruz. Güzellikler oluyor, iyilikler oluyor, mutluluk oluyor. Rahatladık, rahatladık dedikten sonra boyun hareketleriyle başlıyoruz. Haydi bakalım, gidebildiği kadar sağ, gidebildiği kadar sol, sağ, sola. Can kardeşlerim, boyun kaslarınızı ve boyundaki kemiklerinizdeki arasındaki eklemleri canlandıran basit hareketler bunlar. İyice geriye, iyice öne. Herkes yapabilir. Bir tek ben ameliyat oldum. Doktorum yapma dedi diyorsanız onlar yapmasın, diğerleri herkes yapabilir. Sağa eğ, sola eğ, sağa, sola. Herkesin yapabileceği basit eklemlerinize günaydın diyoruz. Ama sizin boynunuzda ağrınız varsa bu hareketleri biraz daha çok yapmanız lazım. Sonra bırakmayacaksınız. Hadi omuzlara geçelim kardeşlerim. Şöyle çevir, 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 çevir. Harikasınız. Günaydın diyoruz kaslarımıza, eklemlerimize. Geriye. Yüzünüzü yıkamak gibi, dişinizi fırçalamak kadar önemli bunlar. Haberiniz olsun. Eklemlerinizi canlandırmanız lazım. Haberiniz olsun. Harika. Harika. Şimdi omuzlara geç. Çevir. 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 Ters çevir. Ters çevir. Ters çevir. Ters çevir. Ters çevir. Ters çevir. Çok güzel. Geldik ellere. Pençe yap. Bırak. Pençe yap. Bırak. Pençe yap. Bırak. Pençe yap. Bırak. Yumruk yap. Sık. Bırak. Yumruk yap. Sık. Bırak. Yumruk yap. Sık. Bırak. Yumruk yap. Sık. Bırak. Bileğe çevir. 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 Ters çevir. Ters çevir. Ters çevir. Elleri şöyle esnetin bakalım. Hani zaman içinde elleriniz böyle yamuluyor, böyle duruyor ya. Ona mani olmanın birinci şartı budur. Aklınıza geldikçe esnetin. Oradaki dokuları, kasları, eklem bağlarını gevşetirsiniz. O zaman o ellerinizde bükülmeler olmaz. Bir de ellerde böyle bükülmeler oluyor. Onları da tersine masaj yapın. İçe doğru bükülmüşse dışa doğru. Dışa doğru bükülmüşse içe doğru, böyle böyle aklınıza geldikçe masaj yapın. Onlarda düzelme olur. Bir de bu eklem kenarlarında şişkinlikler oluyor ya. Onların üstüne de bastıra bastıra masaj yapın. Önümüzdeki günlerde çok güzel bir çalışmamız var. Evde yapabileceğiniz onlara yönelik bir krem yapacağız. Göreceksiniz, onlarda da çok güzel şeyler olacak. Evet sevgili kardeşlerim, geldik. En büyük sorunumuz karın bölgesine, göbek bölgesine. Ben yürüyemiyorum, yok. Ben hareket edemiyorum, yok. Oturduğunuz yerde yapacaksınız bu hareketleri. Ne yapıyorsunuz? Ellerimizi öne doğru uzatalım. Gidebildiği kadar sağ. Göbek kenarları için. Sola. Sağ. Sol. Sağ. Sola. Sağ. Sol. Sağ. Sola. Haydi eller havaya. Sağ in. Sola in. Sağ. Sola. Sağ. Sol. Şimdi eller havadayken, eller havadayken öne eğileceğiz, yere değeceğiz. Ver nefes, eğil yere. Geriye git. Ver nefes. Geriye giderken nefes al. Öne nefes ver. Geriye giderken nefes al. Ver nefes. Al nefes. Rahatla nefes. Rahatla nefes. Sevgili kardeşlerim, geldik kalçamıza, dizimize, önemli hareketimize. Bacağı uzattık, ayağı kendimize doğru çektik. Kaldır indir, kaldır indir, kaldır indir. Bu hareketleri en az 10 tane kadar yapınız. Hele dizinizde şikayetleriniz varsa daha çok yapınız. İçe dışa. İçe dışa.
içe dışa. Dizde ve kalçada şikayet varsa daha çok yapın. Dizin kurtarıcı hareketleridir bunlar. Haberiniz olsun. Çok uzun süre Futbol Federasyonu doktorluğu yaptım. Bütün futbolculara bu hareketler yaptırılır. Futbolcuların en çok kullandığı yer nedir? Dizleridir. O yüzden bu hareketler çok önemli. Öbür ayağımıza geçtik. Ayağı kendimize doğru çektik, bacağı uzattık, kaldır indir yapıyoruz. İçe dışa yapıyoruz. Daire, daire, ters daire, ters daire, ters daire. Kapat aç, kapat aç, kapat aç, kapat aç. Şöyle bir rahatlayın bakalım. Geldik ayaklara. Yaz geçti, varisler arttı. Ne oldu acaba? Ayaklarım şişiyor diyenler bol bol bu hareketler yapıyor. Çek bırak, çek bırak, çek bırak. Sevgili kardeşlerim, yolda giderken, otobüste giderken, hele uzun yolda gidiyorsanız, biraz uçak yolculuklarında bu hareketi unutmayınız. Oturduğunuz yerde bol bol bu şekilde yapabilirsiniz bakın. Bunları yaptıkça göreceksiniz, bir önceki seyahatiniz kadar ayaklarınız şişmeyecek. Sakın ihmal etmeyiniz. Bol bol yapınız. Geldik en önemli jimnastiğe. Her şeyiniz iyi, her şeyiniz güzel ama ruhunuz iyi değilse bu iş olmaz. Müziği bir keselim. Bu iş çok önemli. O zaman ne bu? Ruhunuzun jimnastiği. Ruhunuz iyi olmadı mı hiçbir şey iyi olmaz ki. Paranız olsun, pulunuz olsun, içiniz daralıyorsa bitti gitti. Ne yapacaksın? O zaman ne diyorsunuz? Bunun da jimnastiği ne biliyor musunuz? Şükür. Çok şükür ya Rabbi demeyi unutmayacaksınız. Rabbim verdiklerine çok şükür. Bugünümü aratma. Beni güzelliklerle, huzurla, mutlulukla imtihan et. Sana sonsuz şükürler olsun demeyi ne olur unutmayın. Bunu yaptıkça göreceksiniz ki içiniz ferahlayacak. Her şeyler daha güzel olacak. Her şeyler daha güzel gelecek. Biraz da çocuklarınıza öğretin. Bir de bir şey daha istiyorum sizden. Sabahları çocuklarınız okula giderken muhakkak şöyle bir sarılın. Annenin güzel enerjisini alsın. Eşinize de ne olursunuz seni Allah'a emanet ediyorum. Hadi hayırlı işler demeden yollamayınız. Evet sevgili kardeşlerim. Şimdi bir görüntümüz var. Az sonramız var. Ondan sonra size anlatacaklarımız çok özel şeylerimiz var. Bu ayakkabılarımızı da vereceğiz. Şifremizi sakın güzel takip edin. Çok güzel ayakkabılarımızla ilgili şifremiz var. Şifreyi bilen kardeşlere ayakkabıları hediye edeceğiz. Özel konuğumuz var. Konuğumuzla ilgili görüntülerimizi görelim. Ondan sonra devam ediyoruz. Doktor Feridun Kunağ'a sorup anında öğrenmek istediğiniz tüm sorularınızı WhatsApp yoluyla video olarak gönderin yayınlayalım. WhatsApp hattımız 0552 037 0707. Evet sevgili kardeşlerim, hemen stüdyomuzu boşalttık. Çok özel konuğum var, Turanşah Tümer Hocam. Kim Turanşah Tümer Hoca? Hacamatla ilgili kitabı olan tıbbi hacamat, yani hacamatın doktorlar yapıyor artık. Doktorların yapması gerekiyor. Kupa tedavisi, sülük tedavisi, hepsini göstereceğiz. Bakın burada da sülüklerimiz de var. Hocamı davet edeyim. Beraberce göstereceğiz. Uygulamalı göstereceğiz. Evet buyur hocam. Hocamı bekliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya sürpriz yaptın hocam. Buradan bekliyorduk. Hoş geldin can kardeş. Canım kardeş. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sağ olun. Sağ olun. Şimdiye kadar sizler de haklısınız. Maalesef bu kupa tedavisi, hacamat tedavisi birazcık ne bileyim işte el almışların eline kaldıydı. Ama şimdi Sağlık Bakanlığı bu işe el attı. Muhakkak doktorların yapması gerekiyor. Çünkü tıbbi bir işlem. Onunla ilgili çok güzel çalışmalar var. Mesela çalışmalardan bir tanesini anlatalım. Evet. Damarınızdan kan alıyorum. Evet. Bir de hacamat yaptıktan sonra kan çıkıyor. İki kanın arasında ne fark var hocam? Bak iyi dinleyin burayı. Bu yurt dışı kaynaklı bir bilgidir. Literatür bilgisi evet. Türkiye'de de üniversitemiz birinde yapıldı hocam. Güzel. Evet buyurun. Hacamat kanının insan kanı olup olmadığı bile belli olmayan bir kandır. O kadar fark vardır. Diğer insan kanı olduğu bellidir normal damardan alınan kan. Hacamat kanının yani hangi yaratığın kanı olduğu bile belli değildir. Neden biliyor musunuz? Şimdi içinde bir sürü zehirler, bir sürü toksinler var. Öyle bir kan bu kan. O yüzden öyle oluyor. Bakın nasıl bir dakika hocam müsaade edin hemen bir anlatıyorum. Bu çalışmalara katıldığım için anlatıyorum. Şimdi sizin vücudunuza zehir girdi. Hücre bunu alıyor. Eyvah diyor bu zehir hemen dışına atıyor.
hücrenin dışına attı. Hücreden dışına atıldı. Buradakiler diyor ki ya bu ne arıyor burada? Bu da dışarıya atıyor. Dışarı derken ta nereye kadar geliyor biliyor musun? Cildimizin altındaki yağ dokusuna kadar geliyor bu. Depo yer orası. Buraya atıyorlar. Biz de buradan hacamatı yaptığımız zaman buradan çıkan işte buradaki zehirli kan. Hücrenin içinden ata ata vücudun dışına ata ata attıkları buradaki zehirli kan kardeşler. Damardan kan almışlar, bakılıyor. Buradaki kan alıp bakılıyor. Hocamın söylediği gibi buradaki kanın içinde o kadar değişik şeyler var ki. Balçık gibi olduğunu görülüyor ve içindeki elementler, içindeki zehirler çok farklı. Nikeller, kadmiyumlar, kurşunlar, bir sürü zehirler çıkıyor kardeşler. İşte hacamatı neden peygamberimiz yaptırmış? Evet. Buyur hocam. Yani çok önemli bir tedavi. Peygamber aleyhisselam Hazreti Muhammed'in tavsiye ettiği bir tedavi. Ve yaklaşık 3500-5000 yıldır yaşayan bir tedavi. Yani eskiler de sağlığına çok düşkündü ve bu tedaviye çok sahip çıktılar. Evet. Her türlü hastalıkta yapılabiliyor. Evet. Şimdi biz hemen hem uygulamayı yapalım hem de anlatalım. Hastamızı alalım, hazırladığımız kardeşimizi alalım. Şöyle. Hoş geldin kardeşim, gel şöyle. Senin bu tarafa oturacağız tabii, arkanı görelim. Evet. Şimdi hacamatla ilgili bir görüntülerimiz var. Bu arada onu görelim hemen biz. Hacamat yaptırdınız. Yaptırdım. Faydasını gördünüz. Gördüm. Ne gibi faydaları oldu? Vallahi bir tansiyonum rahattı, baş ağrım geçti. Yani bir sene olmasa bir baş ağrısı olmadı Allah'a şükür. Gerek duymuyorum. Hayır, yaptırmadım. İstemiyorum. Hacamat yaptırdınız mı? Yok. Yaptırmadım. Yaptırmayı düşünür müsünüz? Yok, düşünmüyorum. Allah'a şükür sıhhatim yerinde. Hacamat yaptırdın mı? Hayır. Yok, yapmadım falan. Yaptırmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Neden? Kafam çok ağrıyor ondan. Ben arkadaşım yaptırmış, çok rahatladım diyor. Sinüzite, baş ağrısına, kan dolaşımına çok her şeye faydası var. Ayak ağrısına bile var yani. Hacamat yaptırmadım. Yaptırmayı düşünür müsünüz? Düşünmüyorum öyle bir şeyde. Öyle bir şikayetim de yok bugüne kadar. Hacamat yaptırdınız mı hiç? Hayır, yapmadım. Çevrenizde yaptıran oldu mu? Çok kişi. Faydasını gördüler mi? %80 gördük dedi, %20'si hayır diyorlar, hiçbir şeyi yok, hiç faydası yok dediler. Sırtımdaki o ağrıları falan daha sonradan aldı yani, daha sonra tekrarını görmedim. Ben doğuştan hacamatlıyım. Bu gelenek değil ki bu, yani bir hadistir, peygamberimiz döneminden gelen bir şey bu, şu anki insanların uydurduğu bir şey değil ki bu. Ayaklarım çok ağrıyordu, hacamattan sonra hiçbir ağrı hissetmedim. Sabah kalktığım zaman topuğumu yere basamıyordum. Hacamattan sonra düzeldi. Belim ağrıyordu. Belim düzeldi. Hiç yaptırmadım. Yaptırmayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Daha yani sağlık açısından bilim varken pek şey etmiyorum hani. Güvenmiyorum daha doğrusu açıkçası. Evet, bir misafirimiz var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nerenden şikayetin var? Benim normal nefes darlığı de bel ağrısı. Bel ağrısı ve nefes darlığı var. Evet hocam, seni şöyle alalım. Şimdi nasıl yapıyoruz uygulamayı? Şimdi, neler yapıyoruz? Buyur bakalım. Başta söylediğiniz gibi genel olarak vücutta kan hastalıkların belirtisini verir. Yani vücuttan bize haber verir. Bizim kana yapacağımız müdahale de vücudun tümüne yansır. Yani holistik tıp bu. Bütüncül tıp. Yapacağımız işlem hastalıklara göre, bölgesine göre değişir. Yani burada dediğiniz gibi o cildin yüzeyine doğru çıkmış olan metabolik atıkları, metabolitleri, hücresel atıkları, kimyasalları, dışkı ve idrarla, terle çıkamayan ve içimizde hapsolmuş olan, fitreye takılmış olan, cilt fitresine takılmış olan kılcallara malzemeleri dışarı alıyoruz. Tamam. Yani evet. Olay bu. Tamam. Şimdi olması gereken ilk önce ön vakumlamadır. Tamam. Ön vakumlama doğru yani noktalara... Yani kupa yapacak. Evet, kupa. Önce kupa yapacak. Ondan sonra da özel bir şekilde hacamatı gösterecek. Evet, şimdi kupalarımızı yapıp gösterelim bakalım. Hastamızın da eğer ekranda gösterebilirsek, rengine bakarsak... Bir silme bir dakika. Rengine bakarsak... Şu bölgede birazcık ağrısı olduğunu gösteriyor. Neden? Bakın çok dikkatli gösterebiliyor muyuz rengini? Çok gösteremiyoruz herhalde. Cimi almıyor değil mi? Bakın şu bölgede bir renk koyuluğu var. Buralar daha beyaz. Daha şey... Evet.
şuraya kadar şöyle bir ağrısı var. Bu akciğerlerinde de sıkıntı olduğunu gösterir. Akciğerlerinde de sıkıntı olduğunu evet. gösterir. Ve bu bölgedeki bir ağrı olduğunu da gösterir. Evet. Doğru mu hocam? Doğru hocam. Evet. Buyurun. Yani renk kuyuluğunun bu, yani kan dolaşamadığı zaman koyulaşır. Koyulaşır evet. orada. Evet. Evet. Şimdi bu noktada biz önce ön vakumlama yapmalıyız. Çünkü tamam. bu viskoz yani yapışkan malzeme vakumlamadan zaten çıkmaz. Önce bir canlanacak evet. oradaki evet. dolaşım. Orada olacak. Önce bir ortaya evet. takılı olması gerekiyor. Bu noktada seçilecek noktalar hem de uyarı anlamında uyarı yapsın diye akupunktur noktaları. Bakın burası olmalıdır. Çok önemli. İşte herkes kupa bu yüzden yapamaz. Çünkü kupa yapacak kişinin akupunktur da bilmesi lazım. Evet. Akupunktur noktalarına uygulanıyor bunlar. Evet. Akupunktur noktalarına uygulanmazsa tam tedavi vermiyor. Evet. Doğru. Buyurun hocam. Ve dozu çok önemlidir. Yani şu içindeki pamuk, kavanozun büyüklüğü bunların hepsi hacamatın ve sonra yapılacak çizik miktarı hacamatın dozunu belirler. Evet. Çok önemli kısımlar. Evet. İşte bunlar hep doktorların yapabileceği püf noktaları kardeşlerim. Evet. Sonrasında seçilecek noktalar yine bütün sırta faydalı. Aynı zamanda uyarı noktalarıdır bunlar. Evet. Yine dediğimiz gibi akupunktur noktalarıdır. Bu bölgeler önemlidir. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi evet. pamuk çok hafif yaktı. Daha hiç olmadan hemen oradaki havayı aldığı için de vakum yaptı. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi uygulamamızı kan yaptı. Kan dolaşımı devam etmektedir. Evet. Ama vakumlama olduğu için bu yapışkan, kanın telvesi olan yapışkan kısmı yukarı gelebilmesi için emme. Yani doğru. negatif basınç önemli. Aynen öyle. Evet. Çekiyor. Birkaç yukarı. Dakika yeterlidir. Tamam. Bu şekilde evet. çektikten sonra oraya özel uygulamalar yapılacak. Evet. Yalnız bakın bu uygulamanın kullanılacağı mesela piyasada bazı yerlerde görürüz jilet uyguluyorlar. Mesela o iğnelemenin şekli, iğnemenin boyutları önemlidir. Çünkü evet. neden? Böyle meridyenler vardır. Elektrik akımları Tabii. vardır akupunktur noktanda. Bu hacamatın doğru dediğiniz gibi. Bir gidişatı var. Evet. Görüyor musunuz? Eğer o meridyenlere ters yaparsa o hacamatı olmaz. Sizin iyileştirmeyi bırak zarar verir. Doğru, doğru mu hocam? Doğru. İşte doğru. görüyor musunuz? Yani o meridyenler çok önemlidir. O meridyenlere sırası göre yapılır. Onun enerji akışı, blokajları önlemek için insanların hastalık zaten blokajdır. Bir başka anlamda işte sabah yorgunluğu, enerji eksikliği, hantallık, stres, dolgunluk hissi, dinlenememek bunların hepsine İç karşı iç sıkıntısı, depresyon, evet, evet, anksiyete, gerginlik bunlara karşı zaten hastalıklar ya bunlardan olur ya da hastalıklar bunları yapar. Yani birbirini Aynen, tamamlayan doğru, şeyler. Doğru. Onun için bu şekilde yapılacak tedaviyle hastalık önlemede ve tedavi yani hastalığı tedavi etme önemli. Her kişiye aynı hacamat yapılmaz. Hayır. Her kişiye aynı kupa yapılmaz. Evet. O yüzden doktor yapması lazım. Evet. Anladın mı? İşte ben bunun belgesini aldım, kursuna gittim. Olmaz ki. Kaç sene okuduk hocam? Fakülteyi bitirdik. 6 sene. Evet. Onunla ihtisas yapıp 10 sene. Bir de bu hacamat kupayla ilgili bunları öğrendi. 4 sene, 14 sene sonra bir şey öğreniyor. Oradan birisi de diyor ki ben 3 ay kurs aldım, ben bu işi yapıyorum diyor. Olmaz. Evet, hiç bir acı duyduk mu? Yok. Görüyorsunuz kardeşlerim, gözünüzün önünde yaptık. Evet, hiçbir evet. acı da duymadı. Şimdi bu bölgede artık visköz yani staz yani durağan kan. Kirli kan gelmiş oldu. Gelmiş oldu, birikmiş oldu. Zaten renginden şimdi, de Feryal evet. Hocam'ın söylediği bu gibi. Bu kısmını böyle, fazla çekmeyelim. Çıkmıyoruz, yok zaten kan çıkmayacak. Evet. Yani şimdi, bir şeklen model evet. olarak göstereceğim ben. Tamam. Şu şekilde. Tamam. Yakın çekim yapılabilir çünkü kan çekileceği için. Şimdi gösterebilirmişiz evet. hocam sadece evet. yani şeklini şekilde, gösteriyor, yapış şeklini evet, gösteriyor. Evet, yapış şeklini gösteriyorum. Çok yüzeyel, dokundurma çiziklerle yani balonu patlatmayan çizik. Görüyor musunuz? Bakın balonu patlatmayan çizik. Yani evet. zaten bu işin evet. okulundan mezun olurken balona çizik attırıyorlar patlamayacak. Duyuyor musunuz? Biz yani, kurslarda bize balon getiriyorlar önümüze. İmtihan ederken balonu patlatırsak diyorlar ki sen bir devre Olmaz. Daha gel hocam diyorlar. Çünkü o kan almadır. Derine gitmedir. İşte böyle. Normal Şimdi, kana bizim ihtiyacımız yok. O cilt arasında ki o yani... Zehiri almaya ihtiyacımız var. Zehiri alacağız. Sıkışık alandaki. Evet. Kanı şimdi, o da vakumlayarak gelir. Pardon. Özür dilerim. Bir evet. reklama gitmek zorundayız. Tabii. Reklamdan sonra çok özel bölümlerini daha anlatacağız. Kimlere nasıl yapılır, ne olacak, hangi hastalıklarda yapılır isterse seyircilerimize de uygulamalı göstereceğiz. Ama reklamlardan sonra.
Doktor Feridun Kunağa sorup anında öğrenmek istediğiniz tüm sorularınızı WhatsApp yoluyla video olarak gönderin, yayınlayalım. WhatsApp hattımız 0552 037 0707. Evet, WhatsApp hattımızı duydunuz. WhatsApp hattımıza her türlü görüntüleri atabilirsiniz. Biraz sonra o görüntülerimize de bakacağız. Şimdi bir de bel ağrısı varmış. Bel ağrısını da nasıl uyguluyoruz hocam? Bir de bel ağrısı için uygulayalım. Hacamatın bir lokal etkileri vardır. Bir de sistemik etkiler. Tüm vücudu etkileyen. Lokal olarak bel ağrılarında, fıtık başlangıçlarında çok etkilidir. Bunun bel noktaları vardır. Yine akupunktur bel noktaları. O bölgelerden hacamat yapılır. Duydunuz mu? Yine bel ağrılarına da, boyun ağrılarına da, boyun fıtıklarına da, bel fıtıklarına da uygulanabiliyor. Ama onun noktaları var, yerleri var. Onu bilenlerin yapması lazım diyor hocam. Evet. Şimdi mesela misafirlerimizden bakalım. Sizi bir alalım abi. Evet. Gelin bakalım abla. Senin de bir şikayetin vardı. Gel bize bir anlat bakalım. Gel. Heh. Sizi şöyle bir kenara sandalyeye oturtalım. Asistan arkadaşlar bilgilerini beyefendi alınsın. Otur abla bakalım. Oturun. Anlat bakalım. Evet. Hocam seni de şöyle alayım. Evet. Özür dilerim. Evet, ne şikayetin var senin de? Hocam ben 3 sene önce boyun fıtığından ameliyat oldum. Hı. Ama ameliyattan sonra hocam dedi ki egzersiz yapacaksın. Ben yapmadım. Ama boyun ağrılarım geçmedi. Kızmasam bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi buraya sandalye demedim, buraya demedim. Misafirimize sandalye dedim. Çok önemli bir şey söylüyorum. Boyun fıtığı, bel fıtığı, ameliyat oluyorsunuz, o kadar sıkıntı çekiyorsunuz. Oranın kanlanması lazım. Pafur pafur sigaraya devam ediyorsunuz. Evet, doğru kullanıyorum. Mu? Nereden anladım? Yüzünün renginden. Öyle mi değil mi hocam? Bak, bir hocamın rengine bakın. Hocam hadi ben esmerim. Bir benim rengime bakın, bir de bacımın rengine bakın. Kan yok. Ruj var dudaklarında da belli değil. Ruju olmasa dudakları da mosmor. Evet, hepsi ortada. Hepsi ortada. O kadar güzel belli ediyor ki biz doktorlar daha şöyle 10 metre öteden nasıl olduğunu anlayabiliyoruz. Kardeşler, vücudunun oksijen sistemi bozuk, iyileştirmeyi geciktiriyor. Doğru mu hocam? Doğru hocam. Evet. Şimdi. Şimdi evet. Bu noktada olması gereken, dediğiniz gibi bu bölgenin kanlanması, ödemin çözülmesi, iyileşmenin artırılması, tetiklenmesi ve yenilenmenin, rejenerasyonun sağlanması. Evet. Bunun için buraya hacamat, sülük, ozon. Üçlüsü çok üçlüsü, iyi gelir. Üçlüsü bak, ozon da çok güzel. Ozon ne? Oksijen. Oksijen zaten, evet. Ozonda. Benim her zaman bir sloganım vardı. Neydi? Bir yere kan gelmesi lazım. Kan gelen yere ne geliyordu? Kan gelen yere can geliyor. Ve taze kan. Taze mümkünse. Kan tabii. Evet. Şimdi seni şöyle uzatalım bakalım. Boynuna bir uygulama yapalım. Yatabilirsin bacım. Evet. Evet. Uzat şöyle. Abi seni şu tarafa alalım şöyle. Şöyle sandalyede otur sen şöyle. Heh. Evet, bir uygulama yapalım bakalım, kupa tedavisi önce yapalım. Önce temizlik. Evet. Önce temizlik. Temiz, silelim orayı. Örtülerimiz vardı, örtülerimizi getir bir dakika. Tamam. Tamam. Şöyle tutalım. Şöyle tutar mısın? Tutsun hanım, tutsun. Evet. Şimdi burada da dediğim gibi yine akupunktur noktalarının çok büyük önemi var. Ağrı noktasına göre evet, de yapılabilir. Tetik noktalar da dediğiniz gibi çok önemli. Ekstra noktalar. Bir sıkıntı duyuyor musun kardeşim? Hayır. Bir de Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği aleyhisselam şu ahtayn denen noktalar. Evet. Şu iki nokta çok önemlidir. Tamam. Mastoid kemik arkasından hemen. Boyun için, boyun fıtıklarında çok önemlidir. Tamam. Şimdi boyun bölgesine uygulanır. Bu bölgeye hacamat da uygulanabilir. Bu bölgeye sülük de uygulanabilir. Hocam. Ozon. Hem lokal ozon hem evet. De sistemik. Tamam. Evet. Şimdi sorumuzu soruyoruz. Hacamatla sülük arasında ne fark var? Evet. Hacamat fondur. Altyapıyı yeniler. Kanı tazeler. Yani hani dediniz ya kan gitmesine. O tazelenen kan, genç kan, deli kan giderse çok daha yani kar suyu gibi incelmiş kan. Tamam. Şimdi mesela sülüğü de bu şekilde. Sülük de yaklaşık 100-120 çeşit yüzün üzerindeki biyoaktif enzimleriyle doğal ilaç deposudur ve çok iyileştirici. Tamam, yavaşça da sülüğü şöyle koyalım. Evet, iltihap kurutucu. Evet, hemşirem. Hissediyor musun? Yapalım mı yapmayalım mı? Bir şey olmaz. Konabilir. Yapalım mı yapmayalım mı?
Korkuyorum aslında. Ama hiç görmeyeceksin ki. Görmeyeceksin. Niçin yapalım, niçin yapalım istiyorum. Evet. Hocam hacamatı kimlere yapılabilir? Kimler? Tamam, evet. Sürünün etkisini söyleyelim. Hadi bitsin. Tamam. İltihap kurutucu, mikrop öldürücü, kas gevşetici, ağrı kesici ve kan inceltici. Evet. Evet. Buyurun. Daha içinde kaç tane madde var demiştiniz? 100'ü aşkın enzim. 104 tane enzim var. Onlar hepsi o anda geçiyor size. Ve sizi çok canlandıran çok önemli bir şey sülük. Çok, onun da çok özellikleri var. Çok kullanma evet. yerleri var. Evet, şimdi bakın bir basit bir sülük uygulamasını evet. gösteriyoruz. Hemen zaten o fizyolojisi temizlememiz yani lazımdı. Tuttum. Evet. Hı. Sevmedi. Evet, dışarı attı. Evet. Evet. Bir başka uygulamada da göstereceğiz şimdi biraz sonra onu da göster. Onu tuttursun. Peki, evet. yaş var mıdır? Mesela kaç yaşına kadar uygulayabiliriz? Tabii ki. Mesela 2 yaştan yani çok yatalak olmadıkça dilediğimiz yükseklikteki yaşlara kadar uygun dozda, yani yaşına uygun doz önemli. Tamam. Yapılır. Herkese yapılabilir yaşına, yaşına uygun olmasına. Evet. Evet. Peki bir şey daha soralım. Hangi durumlarda yapılmaz? Evet. Şimdi ileri derecede vücudun kendini yenileme kabiliyeti olmayan yatalak, ileri derece kanser veya ileri derece hemofili. Yani, evet. Kan hastalıklarında kardeşler evet. kan hastalıklarında ya da kan sulandırıcı kullanıyorsa hocam. İleri, yok onda yapılır. Hacamat yapılır da sülük 3-5 gün önceden bırakılmalıdır. Biliyor musunuz? Çünkü neden sülük ağzından bir de şey veriyor? Kan sulandırıcı. Kan sulandırıcı i̇nceltici. Veriyor. İnceltici veriyor. O yüzden iyice onun etkisi artıyor. Evet. Tamam bırak sen şimdi onu. Tamam bırak. Tamam. Tamam tamam bırak. Gördüğünüz gibi bu şekilde kendisi arayıp bulacak bir noktasını. Ama daha önce orada bir parfüm kokusu varsa, orada alkol varsa onu tutmuyor. Evet, bir başka bir hastamızda uygularız. Şimdi kupayla ilgili başka bir şey evet. yapacak mıyız burada? Burada da yine kupayla ilgili görüntü olarak verir misin? Steril, hijyen. Bunlar altyapıdır. Yani bunlar çok önemli bir sağlıkta. Tamam. Kesmeyeceğiz, göstereceğiz sadece. Kesmiyor. Kan yok. Yani bu şekilde çok yüzeyel, ince uyguluyoruz. Yani evet. yapışkan kanı telveyi tamam. alıyoruz. Tamam. Bir telefonumuz varmış, alalım. Alo diyoruz. Evet. Hoş geldiniz kardeşim. Alo. Telefon bağlanamadı herhalde. Biz devam edelim. Hatta mı? Peki. Alo. Latife Hanım hoş geldiniz. Aksaray'dan Latife bacım hoş geldin. Latife ablanın oraya sesi geliyor da bize gelmiyor. Peki. Otur bakalım bir abla şimdi. Şimdi tutalım bakalım ne hissetmiş bir soralım bakalım. Ayaklarını böyle sallan. Ne hissettin kardeşim? Bir şey hissetmedim. Bir acı macı bir şey hissetmedin. Yok, hayır. Peki boynunda bir rahatlama hissettin mi? Evet. Kısa bir sürede olsa evet, bir ferahlama evet, hissettim. Şimdi bittikten sonra gene sana sorayım. Gel abla bir de seninle konuşalım bakalım. Seni alalım şimdi kardeşim. Gel bakalım bir de seninle konuşalım. Gel. Otur bakalım abla. Senin neydi şikayetin? Şimdi şöyle alalım. Ellerimde şey oluyor, uyuşma var. Evet. Bir de ayaklarım şişiyor, ödem yapıyor. Ayakları ödem evet. yapıyor. Evet. Ameliyat oldum buradan 5 sene önce. Anladım. Dizine protez ameliyatı evet. olmuş. Evet. Argıyor yani yürüyemiyorum. Kronik bir hastalığınız var mı? Nefes darlığım var. Yokuşlardan evet. merdiven çıkamıyorum. Tıkanıp tamam. kalıyorum. Tamam. Bir de o var. Güzel. Şimdi dikkat ederseniz şikayetlerin hepsi staza. Durağanlar... uygun şikayetleri. Yani ağrı, bir yerde ağrı varsa, bir yerde renk fazlalığı varsa, bir yerde uyuşma, karıncalanma varsa sinir sistemi iyi beslenmiyor. Yani muhtemelen büyük ihtimalle sinirlerde harabiyet, evet, kan dolaşımında da durağanlık var demektir. Evet, bakın doğru. ödem var. Evet, ödem var. Evet. Ödem var. Şimdi bu ödemin çözülmesi vücut bunu çözemediği için ödem var. Yoksa vücut aslında ödem çözme mekanizmaları var hepsi ama. Hepsi var evet, kendinde ama bazen tıkandığı yetmez, için. Yetmez. Evet, için. Çevresel şartlar, kimyasallar, evet. işte ağır metaller, OGD şey... yani vücuttan atılması gereken zehirler evet, diyelim. Aynen zehirler, tamam. toksinlerin atılması gerekir. Atamaz vücut idrar ve dışkıyla. O zaman bu cilt arasında altında birikmeye başlar. Birikmeye başlar, cilt aynen. son noktasıdır onun. Evet. Bunu vakumlayarak tamam. almamız gerekir.
Şimdi onları, bu zehirleri atmak için de hacamat yapmak lazım. Mecbur, sürük yapmak atılmaz. Lazım değil mi hocam? Yoksa tersi şudur. Birikir birikir ve hastalıklara vücudu durdurur, yavaşlatır ve hastalıklara İyice. Organ fonksiyonu. Şimdi bir telefonumuzu lazım. Bağlamışlar galiba. Bir alo diyelim. Alo. Dünya hocam. Ha buyur abi. Hocam benim 7 sene evvel ameliyat oldum fıtıktan. Evet, bel fıtığından. Yok, daşaklarımda ameliyat oldum. Evet. Kasıklarından, evet. Daşaklarıma yumurtanı aynı bir daha bulmuşum, ceviz gibi. Evet. Ne yapalım? Şimdi anlattığı mevzu şöyle, tam kasık bölgesinde bir ameliyat olmuş ama orada bir iltihap olmuş. Daha sonra da yumurtalıklarına doğru, erkek hastamızın yumurtalıklarına doğru bir şişme olmuş. Böyle iltihaplı durumda ne yapalım diyor. Tabii ki iltihabı kurutucu tedaviler yapmak lazım. Ona iltihabı kurutucu tedavi yapmak lazım ama... Ama hacamatında gerçek anlamda iltihap kurutucu özel var. Bir de yenilediği görülmüştür. Bu durumda sürükte çok iyi gelir. Sürük çok antiinflamatuar. Çok evet. Güzel etkisi olur. Evet. Tam o... Özellikle romatizma şikayetlerde, evet. Kanda iltihap var evet. Denen şikayetlerde çok etkili. Sülük çok etkili evet. Olur, sülük de kullanabilir. Abi sonra tekrar seninle konuşalım. Bir başka telefonum daha var mı? Yok herhalde, tamam. Şimdi... Bir de ellerimde rahatsızlık var hocam. Bakın şimdi ellerinde de ne var hemen gösterelim. Dupuytren kontraktörü diyoruz, bir adamın ismi bu. Ne yapmış? Ellerini böyle şu tendonlarında sertleşme olmuş. Bakın şöyle ekrana gösterelim. Evet. Kaç evet. Numara? 2 numarayı gösteriyoruz. Bakın sertleşme var. Ben size her gün sabah şu esnetme diyorum ya. Sakın onu çok iyi yapınız bak. Eğer bu esnetmeyi yapmazsa bu ablam elleri bir süre sonra böyle kapanacak. İyice bunu yapmayacak. O yüzden esnetmeyi sakın şöyle yapma. Hadi yap bak göster bakalım. Harikasın. İşte bu esnetmeyi çok yapacak. Ellerinde şeker hastalığı var mı sende? Yok. Bakın şeker hastalarında da olabilir bu durum. Ablamda şeker yokmuş yok, ama yok. Ama bu bölgeye uygulanacak olan hacamatı bu bölgeye uygulayacak sülüğün çok bir faydası var. Yani eritici etkisi evet, var bu açar kanalları. Çok faydası evet. Var. Buna da uygulanabilir. Evet. Evet. Peki ne yapalım? Eline sülük uygulayalım mı o zaman? Evet. Ya? Mesela hemşan getir bakalım şu noktaya. Sülüğün de çok önemli tedavi edici noktaları. Bu evet. Kanalları açıcı noktaları var. Getir bakalım şimdi. Bir de bu sülüğü uygularken, hacamatı uygularken hastanızın ya yatıracaksınız ya da oturarak yapacaksınız. Katiyen ayakta yapılmaması lazım. Buna evet. Özellikle dikkat etmemiz lazım. Tabii. Hocam, parfüm sülüğü... kullandınız mı bugün? Kullandım. İşte o kokusunu alıyor. O zaman istemiyorum. Evet. Çok hassas hayvanlar kokuların durumuna göre almayabiliyorlar, evet. O kadar nazik ki. El kremi mi sürmüş? Evet. Önce suyunu. Ciltim çok neyse. Kuru hocam. Ha? Ciltim çok kuru. O işte. Fazla su da içmiyorum. Bugün tutmayacağı tuttu sevgili. Tamam, gel bakalım sen ne diyorsun? Gel senin de konuşalım. O yapa dursun. Şu tarafa doğru geçsin şöyle. Evet. Şey, gel abi sen ne diyorsun? Uğraşsın hemşirem. Sen ne diyorsun? Gel. Aha. Abi gel. Evet. Ne dedin? Dizimde ağrım var, bir de varis var hocam. Varislere nasıl evet. Gelir? Kol artroz. Yani dizdeki ağrılar, varislerde. Yani bunlar hep dolaşım bozukluğu, kan pıhtılaşma eğilimleri demektir. Evet. Aynı zamanda eklem, hocam bilir, eklem sıvılarının azalması, o sıvıyı azaltan sebepler. Bunlar hep dolaşımla ilgilidir. Ve bu bölgelere yapılacak sülük, hacamat tedavileri, bakın mesela varisleri evet. Oldukça söndürür. Yani %20-30 oranında söndürür ama bize ilgilendiren daha çok durdurmasıdır. Ona da tutmuyor. Varisin gelişmesi durur. Yani sizin için tamam. Bundan daha etkili alalım. Bir tedavi de yoktur varis için. Evet. Hacamat ve sülük. Evet. Şimdi o zaman kardeşimize uygulayalım çünkü onu da tutmadı. Krem olduğu için şey yapmıyor. Gel abla seni de şöyle alalım. Evet. Sen şöyle uzat bakalım bacağını şu tarafa doğru uzat abla. Evet. Uzat. Şurada yok. Böyle uzat. Şuraya yapacağız. Şimdi sen uzat şöyle. Kardeşim gel şuralara bir yere uygula şöyle. Evet.
bir de kuru pamuklu bir silsen şey. Ha. Çevirelim mi? Şey. Böyle değil mi? Doğru değil mi? Size gösterelim istedik ama şansımız iki kişiden tutmadı. Evet, tamam. Bakın güzel. Şimdi tuttu. Hakikaten çok önemlidir. Enteresan bir şey söyleyeceğim kardeşler. Evet. Kişinin o anda aşırı korkusu, kişinin o andaki stresini sürük hissediyor. Evet. Kişinin o andaki olaya kötü bakışını hissediyor. Tutmakta biraz zorluklar olabiliyor. Ama gördüğünüz gibi kardeşimiz hemen tak diye tuttu. Elinizde sürülen parfüm kokularını falan etkileniyor. Evet. Sarımsak, soğan, parfüm. Evet. Evet. Şimdi hocam ne kadar evet. duracak bu? Bu şimdi bunda da doz önemli. Mesela 20-25 dakika enzimlerin %80'ini verir. Sonra kan emmeye başlar. Kan emmeye. Kan emmesinden ziyade bize enzimi lazım olduğu için İlk 20-25 dakika çok önemlidir. Bakın işte o yüzden de bazı yerlere, hocam bazı yerlere gidiyorlar hasta bir görebilir. Tabii. 25 tane tutturmuş. Sonrasında da olmaz. Duyuyor musunuz? Onun bir sayısı var. Yoksa kan beyin bariyerini aşıp menenjit riski vardır mesela. Görüyor musunuz? Sürük yani, yapmak çok güzel ama doktor kontrolünde yani olacak. Yani onun çok dozu önemli. Var. Şimdi evet. Bir de bu işte erbap olan bunun kapatılması, o pansumanın şekli. Tabii. Hemşire hanımların görevi çok büyük. Bir de mesela bazıları bırak diyor kanasın açık bırakıp olmaz. Yolluyorlar hastayı. Görüyor musun? O zaman enzimler dışarı evet. çıkıyor zaten. Evet. Bir telefon daha varmış. Alo diyelim ona. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet. Alo. Alo iyi günler. Hoş geldiniz. Ben Antalya'dan arıyorum da benim kayınvalidemin bacaklarında şişmeler var. Tamam. Ona ne yapmamız lazım? Şişme mi? Kayınvalidenizin bacaklarında şişmeler var. Ödem varmış evet, kayınvalidenizin var. Bacaklarında evet. ödem varmış. Kendine vereyim de kendine de görsün hadi alayım. Kendisine ver bakalım peki. Alo. 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 Alo doktor bey. Doktor bey ben Fatma Sucuoğlu. Anneciğim ne yapıyorsun Fatma Ana iyi misin? İyiyim seni gördüm daha iyi oluyorum senin sesini duyunca. Allah razı olsun anam Allah razı olsun. Evet kaç numaradan konuşuyoruz be? Anacığım. Seni arıyorum düşüremiyordum ve onu düşürdüm. Çok şükür. Ne şikayetin? Benim şikayetim, benim dip kapaklarımda kireçleme var dediler. Tamam. Yalnız benim ayağım kırıldı sağ bacağım. Evet. Kırıldı sol bacağımın üstünde yürümeye başlayınca topuğumda şişkinlik meydana geldi. Onu da ondan da adım atamıyorum. Peki kırılan bacağın hangisiydi anneciğim? Sağ bacağım. Sağ bacağın kırıldı ama şişkinlik solda oldu değil mi? Şişkinlik solda o ayağımın üstünde yürüdüğüm çok için çok yüklendiğin için oldu. Tamam. Tamam. Şimdi anneciğim. Dip kapaklarımda da var yalnız doktor bey benim. Tamam. Şimdi sana bir hareket gösterelim. Basitçe bak şu ayağını çek bırak. Televizyonu görüyorsun değil mi anne? Şöyle arkanı. Bak. Evet. Şu hareketi çok yap ayağını. Yap anneciğim. Bak bu hareketi tamam. çok yap anneciğim. Bu hareket tamam. ödemi gideri bir. İkincisi şöyle birazcık yat kardeşim sen. Kusura bakma seni hep kullanıyoruz. Bacaklarını biraz yukarıya kaldır böyle. Fatma evet. anne görüyorsun değil mi? Görüyorum bakıyorum. Ha bacaklarını yukarıya kaldır. Çek bırak şimdi ayağını. Çek bırak. Çek bırak. Çek bırak. Bu hareketleri çok yap. Bu senin bacağındaki dolaşımı hızlandıracak. Bir de buraya şimdi önümüzdeki günlerde yapacağız. At kestanesi kremi var. Onu yapacağız. At kestanesi yağı yapacağız. Onlardan kullanabilirsin. Bir de sana maydanoz anlatacağız. Bak nasıl yapacaksın? 2 demet maydanoza 2 litre su koyacağız. 2 demet maydanoza 2 litre su koyacağız. 15 dakika kaynatacağız. 15 dakika demleyeceğiz. İçine indirdikten sonra ocaktan indirdikten sonra kaynattık, indirdik. İçine 2 tane de limon suyu sıkacağız. 15 dakika demlendi, süzeceğiz. Gün boyu 1 litreye yakın içmeye çalışacağız. Bu ne yapıyor? Böbreklerden çok fazla idrar atılımı sağlıyor. Dolayısıyla vücuttan ödem atılımında faydalıdır. Aklınızda olsun. Bunu da yapabilirsiniz. Tabii ki o bölgeye de muhakkak sülüğün, kupanın,
hacamatında faydası olur. Olur. Evet, evet, şimdi bir sorularımız var. Onları bir görelim bakalım. Ekibimiz gitti. Onlarla beraber devam. İyi yayınlar hocam. Ben tansiyon hastasıyım. Hacamat ve kupa yaptırmayı düşünüyorum. Bir zararı olur mu? Evet. Şimdi tansiyon hastasıymış. Diyor ki ben diyor hacamat ve kupa yaptırmak istiyorum. Bir zararı olur mu diyor. Zararı bir tarafa, yaptırmak zorunda. Neden? Tansiyon ne zaten? Damarın içindeki tazyik, evet, basınç artması. Yaptırdığı zaman ne olacak hocam? Azalacak işte, dışarı tazyik, alıyor. Tazyik hemen tazyik azalacak. Dışarı alıyoruz. Dolayısıyla tansiyonda da çok güzel bir... İlaç bırakan insanlar var. Yani tabii ki hemen doktorunuza hemen değil, danışmadan evet, değil. Bunlar doktorunuza evet, danışarak yapılacak işlem ama gördüğünüz gibi niçin hacamatı sürüyü doktorun yapması gerektiğini anladınız değil mi? Burası çok önemli. O zaman tansiyon hastaları da çok rahat bir şekilde yaptırabilir. Korkuyor musun? Niye bakmıyorsun? Ablam böyle duruyor. Ya o senin dostun şimdi dostum, sana ne güzel enerjiler veriyor bak. Bakın bak, hiç sorun yok. Evet. Evet. Şimdi bir başka sorumuz daha varmış. Evet, bir WhatsApp sorumuz daha varmış. Alalım bakalım ne soruyormuş kardeşimiz. Merhaba hocam. Ben boyun ve bel hastasıyım. Belimde kupa, ve boynumda ağrılar. Ağrılarım var. Acaba kupa attırsam bir zararı olur mu? Ya da kremin faydası var mı? Teşekkür ederim hocam. Şimdi boynumda, belimde ağrılarım var, evet, diyor. Hastayım diyor. Buraya diyor krem mi süreyim, hacamat mı yaptırayım, ne yapayım diyor. Evet, buraya yani ağrıyan yere, yumuşak dokuya, kemik değil, yumuşak dokuya hacamat, sülük ve ozondan daha faydalı bir şey ben hekim olarak bilmiyorum. En üst düzey derecede evet, bunlardır. Bunlar çok fayda evet, eder diyor hocam. Bunlar evet, çok fayda eder. Bunları yapabilirsiniz diyor. Ama biz tavsiyemiz uzakta olduğu için diyoruz ki oraya kendi yapacağı evdeki zencefilli bir krem olabilir. Ya da oraya yapılacak egzersizlerin faydası olabilir. Bunları evet, da uygulayabilir. Hocam hemen bir şey daha soralım. Kırığın üstüne ne yapılabilir? Yapılabilir mi kırığın üstüne hacamat kupa? Kırığın üstüne yapılacak kupa çok önemli, yani çok düşük bir dozda yapılmalıdır. Çok light. Ama sülük ağırlıkla yapılırsa ve ozon iyileşmeyi hızlandırır. Ama tabii onda da steriliteye dikkat etmek tabii lazım. Enfeksiyon kaptırmamak açık lazım. Açık kırık değil. Kapalı kırık. Kapalı kırıkta evet, da olsa gene de evet, çok dikkat etmek evet, lazım. Yani bir daha söylüyorum, muhakkak doktorunuzun sorumluluğunda olması lazım. O yüzden evet, soruyoruz bu soruları. Evet, bir telefonumuz daha varmış. Onu da alalım. Bu arada bakın şifremiz de çıkıyor. Şifreyi iyi takip edenler sonunda ayakkabıya kavuşacaklar. Şifreyi sakın reklam aralarında da verebiliriz. Her dakika verebiliriz. İyi takip edin. Devam ediyoruz. Alo. Hastasıyım. Belimde işte omurilikte çatlak var. Kupa attırsam bir zararı olur mu? Teşekkürler. Belde hı, tam bizim sorumuz geldi. Diyor ki bel kemiğinde çatlak var diyor. Çatlak bölgesine kupa attırsam olur mu diyor. Yani attırmamak daha tercih edilir. Ama sülük ve lokal ozonu tavsiye ederim. Tazelerinde çok hemen olur olmaz mı hocam, daha sonra mı? Bir süre sonra. Bir süre sonra evet, yaptırmasına süre sonra yarar var. Evet. Hemen değil, bir süre evet, sonra yani yaklaşık 21 gün geçtikten sonra bence, yaptırmasına evet, bir mahsur yoktur, yaptırabilir. Başka yine var galiba sorumuz. Hocam hacamatın yan etkileri var mıdır? Evet, evet, hacamatın yan etkileri var. Hacamatın yan etkileri aşırı bir neşe verir, rahatlatır, hafifletir insanı. Yani insanın koşası gelir. Yani evet, bu öfori. İyi ehil bir ellerde yapıldığı zaman hemen hemen sıfıra yakın evet, komplikasyon sıfır, vardır. Doğru. İyi bir elde yapıldığı zaman. Bazen kupa hacamatı fazla kullanıldığı zaman o görüntümüz var mı acaba? Bir görüntümüz daha olacaktı. Bir WhatsApp hattına bir görüntü daha attı bir kardeşimiz. Bilinmeyen bir yerde yaptırdığı için hani orada çok ha, fazla büller yani yaralar şimdi oluşmuş. Hacamatın tabii derken hekim kontrolünde yapın hacamatı. Ben sırtıma hacamat yaptırdım. Sırtımda ödem oluştu. Ve sizin tavsiyelerinizi ne gerekiyor? Her yerde yapabilirler mi? Yoksa uzmanlığa gitmek gerekir. Sizin önerileriniz nedir? Yardımınızı teşekkür ederiz. Nerede yaptırabilir miyim? Nerede yaptırayım diye onu soruyor. Bizim sorumuzu soruyor. Hekim kontrolü çok önemlidir. Evet. Bütün bahsettiğimiz hacamat hekim kontrolünde yapılırsa faydalıdır. Yoksa ya aşırı doz ya da düşük dozdan fayda görmez. Aşırı dozdan da zarar görebilir. Çok önemlidir. Ona dikkat evet, etmek lazım. Bir acı falan duyuyor musun? Bir şey hissediyor yok, musun? Bir kere böyle yanar gibi oldu. İlk başta o bir ısırır evet, ama onda da öyle enteresan ki hayvanın
bir uyuşturucu etkili bir madde var içinde. Önce onu veriyor, ondan sonra ısırıyor. Oraya lokal anestezi yapıp ısırıyor. Evet. Yani onu böyle dokunur gibi bir şey hissedersiniz. Doğru mu kardeşim? Evet. Şimdi bakın aynı şekilde devam ediyor. Hiç kan manda yok, o yüzden rahat gösterebiliyoruz. Evet. Bakın çekiyor. Arada biraz sevdiğiniz fazla zaman keyiften bırakır, evet, böyle sade. Hani çocuklar annesini emerken böyle bazen, evet, arada emer bırakır uyur da. Sülükte de aynısı oluyor. Bazen uyuyor sülük orada. Uyandırmak gerekiyor. Uyandı, arada okşadık. Evet. Bak okşadık, tekrar hareketlenmeye başlayacak. Tekrar emmeye başlayacak. Eğer yapmazsa sevdikçe, evet, çalışmaya hızlı devam ediyor. Evet. Evet. Biraz biraz okşayacağız böyle. Evet. Onu canlandıracağız. Evet. Şimdi sevgili gene hacım, var mı WhatsApp sorumuz? Tamam, bir WhatsApp sorumuz daha varmış. Onu da alalım. Öncelikle hocam programınız hayırlı olsun. Kafamıza takılan birkaç sorular var. Özellikle sülük tedavisiyle ilgili. Bu sülük tedavisini nereler yaptırabiliriz? Ve doğru ve sağlıklı neler yapılır? Ve sağda solda gördüğümüz gibi sülük tedavileri yapılıyor diye yazılar görüyoruz. Fakat bunlara nasıl karar vereceğiz? Ve sülük tedavisi yapıldıktan sonra nelere dikkat etmemiz gerekiyor? En önemlisi bu. O yüzden bunlardan sizden cevabınızı bekliyoruz hocam. Kardeşimize çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel. Evet. Benim bütün sormak istediğim bütün soruları sordu. Dedi ki, kime yaptıracağız? Nerede yaptıracağız? Artı nereden temin edeceğiz? Nereden en önemli edeceğiz konu. Ya bakın dikkat edin, burası çok önemli. Sülüğün hijyenik temiz olması gerekir. Dış dünyayla ilişkisi olmaması gerekir. Yani laboratuvar sülüğü olması, evet, lazım. Bu da sera sülüğüyle mümkün. Evet, laboratuvar, evet, sülüğü diyoruz biz buna. Dış dünyayla ilişkisini Türkiye kesmiş. Türkiye bu usta cennet. Türkiye'de, evet, iki tane büyük firma var. Biri İzmir'de, biri Samsun'da. Doğru mu hocam? Evet. Bunlar üretip dünyaya da ihraç ediyorlar. Zaten dünyada bunun adı ne biliyor musunuz? Doktor sülük diye geçiyor. Hı. O kadar önemli. Dünyaya ihraç ediyor diyor. Türkiye bu usta çok iyi. Ama bunlar tamamen steril ortamda, düzgün ortamda yetiştirilmiş şeyler. O yüzden her yerden yapılmaması lazım. Peki hocam, sülüğü yaptırdı, sonra neye dikkat etmesi lazım diyor. Şimdi sülüğün 15 çeşidi vardır yaklaşık. İki çeşidi tıbbi sülüktür. Yani faydalı olan iki çeşittir. Bu iki çeşit ortalama 3 boyu vardır. Büyük, orta ve küçük. Büyük boy genelde kullanılmaz insanlarda. Orta ve küçük boy, çok minikler, baby sülükler, bayanlar yüzde kullanıyor cilt için. Bakın burası da çok önemli hanım kardeşler. Bilhassa şu kaz ayaklarına, evet, doğru kaz mu ayakları, hocam? Bu gözaltı ödem, morluklarına, şu kırışıklıklar, dudak üstü kırışıklıklarda ama etkilidir. Ama onu kullanacak sülük önemli. Mesela, evet, bu büyük sülüğü oraya olmaz, uygulayamazsınız. Baby, kıl gibi. Yani çok küçücük vardır. Şurada bir tane vardı. Küçük göstersene onu kardeşim. Küçücüğünü uygulamanız, evet, lazım. Her sülüğü uygulayamazsınız. İşte buradan da anlıyorsunuz ki. İşte bakın. Ha, bakın mesela önemli. Bunu uygulayacağız. Bakın. Çok değerlidir bu sülük. Bakın. Ha, satın alırken bunun fiyatı evet, daha pahalı. Haberiniz olsun yani. Evet. Evet. Çünkü kozmetikte, evet, kullanılıyor. Evet. Yani ne yapıyoruz işte? Bunu kaz ayaklarına uygulayabiliyoruz. Evet. Dudak kenarı kırışıklıklarına uygulayabiliyoruz. Alın. Çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Ağız yaralarına. Diş eti iltihaplarına. Etkili, evet. Etkili. Evet. Diş kistlerine, dişin altında oluşan, evet, kistlerde. Kist, miyom. Bunlar yani küçültüyor. Evet. Sülük. Rahim bölgesindeki miyomlarda, evet, da faydası var. Kana karıştıktan sonra lizis, yani eritme etkisi var, evet, sülüğün. Onun için zaten pıhtıyı da eritip, evet, kanama riski. Evet. Kireçlenmelerde evet, de öyle etki yapabiliyor. Şimdi, evet, WhatsApp sorularına yine devam ediyormuşuz. Çok WhatsApp sorumuz gelmiş. Hocam merhaba, iyi günler diliyorum size. Benim sorum şu, sırtımda sivilceler var. Buna sülük yaptırsam iyi gelir mi? Teşekkür ediyorum şimdiden. Hakikaten ne güzel sorular sormuşlar. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ne diyorsun hocam? Diyor ki sırtımda sivilceler var diyor. Biliyorsunuz hocam, iltihaptır. Yani bir başka anlamda. Cilt altının iltihabıdır. Kıl köklerinden oluşan iltihaplardır. İltihaplardır. İltihap kurutmada sülük ve ozon çok etkili. İkisi beraber. Evet. Evet. Hem ozon hem de sülük. Hocam peki önce sülüğü yapacağız, sonra mı ozonu yapacağız? Damardan yapacağız? O sırada ozon veya sülükten sonra ozon. Lokal peki ozon. Damardan ozonu önce mi yapacağız, sonra mı yapacağız? Aynı anda. Çünkü enzimatik reaksiyonlar hem oksijenle daha iyi besleniyor. Evet. Peki bunların altına lokal ozona ne diyorsun? Sülükten sonra. Sülükten sonra. Evet. Lokal ozon biraz... Lokal ozon özellikle gençlerde, o sivilcelenmelerde falan etkili bayağı. Çok faydalı. Kurutuyor. Yüzüne çok faydalı. Evet. Gördüğünüz gibi ozonlu kremler yapılabiliyor, şey yapılabiliyor. Ama bunu da muhakkak iyi yerlerden almanız lazım. Bildiğiniz yerlerden almanız. Evet, sorulara devam ediyoruz. Çok sorumuz gelmiş bugün. Hocam kan vermek
özellikle hacamat tedavisinin farkı nedir? Öğrenmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Hani bazı yerlerde de diyorduk ki eskiden sen bir kan ver düzelirsin diyorduk. Kan verdiriyorduk hastamıza. Diyorlar ki kan vermekle sürük tedavisi arasında hacamat tedavisinin ne fark var diyor. Şimdi çok basit bunu anlatmak. Bir dere düşünün, akışkan, durağın olmayan bir bölgesi vardır. Derenin orta ve orta bölgesidir. Bir de durağın olan göllenme bölgesi vardır. Kenarları var. Evet. Kenarda göllenme bölgelerinde hep kötü şeyler, mikrobik birikimler olur. O yani hacamat kenardan almaktır. Kan almak ortadan almaktır. Ortadaki yani, temizdir. Benim demin size cildi çizdim ya, cildi çizdim. Hemen şurada göstereyim hocam, çok güzel bir örnek gösterdi. Bir dere düşünün diyor. Dere şöyle akıyor kardeşlerim. Bu derenin kenarlarında biliyorsun hep pislikler birikir. Göllenir. Göllenir burada. Ama burası faşır faşır akar böyle. Evet. Hızlı hızlı akar. Ama bu kenarlarda maalesef bizim attığımız çerler, çöpler, pet şişeler. Evet. Önümüzdeki günlerde bu pet şişeyle ilgili de bir güzel bir çalışmamız var. Sizin sunacağız inşallah. Balçıklar, hocam diyor ki, yosunlar. Şimdi buradan aldığınız zaman damardan kan alma gibidir. Evet. Ama esas pisliği temizleyecek olan işte buradan yapılan kupa, hacamat tedavisi, sürük tedavisi de buradaki pislikleri temizlemedir. Ciltte de aynı öyle. Temizlenme olmazsa da işte onlar plaklar oluşturur. Yani damarı tıkayma ihtimali yüksektir ve pıhtı atma ihtimali. Eğer diyor bunları temizlemezseniz diyor, doğru, buradaki pisliği temizlemezseniz bir süre sonra ne olur? Bu pislik büyüyüp büyüyüp dereyi bozar. Evet. O zaman ne yapmak lazım? Bunu temizlemek lazım. Nereden temizleyeceğiz? İşte buradan diyor ben bunu kenara alırsam bunun adı hacamattır, bunun adı sürüktür diyor. Bunu yapabilirsiniz diyor. Evet. Hastamızı çevirdik. Bir de sürükte bir şey bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Sülüğün nokta seçimi çok önemlidir. Mesela bu nokta akupunktürde çok önemli bir noktadır. Evet. Aynı zamanda akupunktür etkisi yapar bu. Şimdi zaten demin de söyledik. Bakın akupunktür şeyimize gösterelim, heykelcimize gösterelim. Akupunktür noktalarına uygulanıyor kardeşlerim bunlar. Evet. Doktor Bey demin mesela baktı. Bakın şu nokta. Bakın. Görüyor musunuz? Bu nokta yani, akupunktür. Gelişi güzel değil. Yani bu yara iyileşene kadar, sülüğün ısırığı iyileşene kadar akupunktür etkisi de devam eder vücuda. Oraya akupunktür iğnelenmiş gibi tedavi yapıyor. Yani ayağıma gittim, koydum suyun içine 10 tane sülük tuttu, çok rahatladım. İyi değil kardeşler. Hayır. Bunun ilmi var. Evet. Bunu Sağlık Bakanlığı belgelemiş. Evet. Sağlık Bakanlığı, bakın gösteri verelim hemencecik. Bir gösterelim. Sağlık Bakanlığı bunun belgelerini vermiş. İmtihanlar yapmış doktorlara. Diyor ki bunları alırsanız bunları yapabilirsiniz diyor. Bakın ben kendimkini göstereyim ama böyle doktorlara bakma. Hangi numarayı gösterelim? Yanmıyor hiçbirinde ışık. İki numaraya tutuyorum. Bak ne diyor? Kupa uygulaması, ne diyor? Sülük uygulaması. Neymiş? Sağlık Bakanlığı belgeli. İşte kardeşler böyle belgesi olmayan kişilere bu işleri yaptırmayın. Bugünkü programda en çok öğreneceğiniz şey budur. Sülük tedavisi, kupa tedavisi güzel tedavidir, doğru tedavidir. Ama ve lakin muhakkak ehline yapılması lazım. Doğru mu hocam? Evet doğru. Ne yaptı hocam? Akupunktur noktasına yaptı. Akupunkturu gösterdi. Çünkü kendisi aynı zamanda akupunktur uzmanı. Aynı zamanda sülük uzmanı, aynı zamanda hipnoz uzmanı. Dediğim gibi bir kitabı da var. Tıp bir hacamat diye kitabı da var. İşte kardeşlerim sülüğü, hacamatı uygulayacağız. Görüyorsunuz gözünüz önünde yaptık. Kardeşim bir ağrısı, bir sıkıntısı, bir şey olmuyor. Bir de hocam kuru kupa, yaş kupa ne demek? Hani kuru kupa, yaş kupa diye bir laf geçiyor. Bu ne demek? Hacamatın kansız olanla, hiç yoktan iyi olanla, enfeksiyonlara karşı koruyan, immün sistemi yani bağışıklığı uyaranla, uyarmak amacıyla eskiden ninelerimiz, dedelerimiz kuru kupa yaparlarmış. Evet. Onun bile yani hastalığı çabuk geçirmek için etkisi vardır. Yani bardak çekme tabir ederiz ya, bizim bardak çekme diye bir şeyimiz vardır. Bunu da uygulayabilirseniz diyor. Bu da diyor kısmen faydalı. Hayır, ama daha doktor, daha tıbbi olarak yapılması gereken, şimdi biraz sonra size gösterdiğimiz ehil ellerde yapılması gereken. Bir de gerekendir. Şunu hocam söyleyebiliriz. Hangi hastalıklara hacamat ve sülük yoğunlukla kullanılır? Şimdi söyleyelim bakalım. Buyurun bak. Şimdi yoğunlukla tansiyon, şeker, migren, kas iskelet, özellikle kas ağrıları, eklem bilhassa ağrıları. Bilhassa fibromiyajilerde. Evet, streste. Fibromiyajiye bağlı oluşan streslerde. Evet, ergenlik bunaltılarında, sonrasında karaciğer, iç organ, yani
sindirim sistemi sorunlarında, kalp damar tıkanıklıklarında, varis, ödem, üremede de çok etkilidir. Evet. Afrodizyaktır, evet, yani evet. Sülük. Hem hanımların yumurtasının kalitesini yükseltmekte hem de erkeklerin spermini yükseltmekte evet. faydası var. Doğru faydası mu hocam? Var, doğru. Evet. Şimdi bir kardeşimiz evet, bir sorusu varmış. Bir sorusu bakalım. Buyurun. Sülük tedavisinde enfeksiyon kapar mı? Evet. Demin bahsettim. Eğer sülüğü doğru yerden alırsak ve birkaç havuzdan geçerek temiz olursa enfeksiyon ihtimali hemen hemen sıfırdır. Olsa bile, yani %5 diyelim, olsa bile o normal bir enfeksiyon. Yani çabucak atlatılabilir bir kremle. Nereden yani, bir de bir şey söyleyeceğim, ben anlatayım. Bazen hastalarda sülüğün yaydığı o enzimlere bağlı bir alerjik reaksiyon oluşur. Bunu bilmeyen kişiler iltihap zanneder. Tabii. Çünkü aynı iltihapta olduğu gibi orada sıcaklık vardır, kızarıklık vardır. Evet. Onu iltihap zanneder. Onu muhakkak ehil doktor bakacak. Evet. Merak etme diyecek. Bu tamamen sülüğe bağlı. Ya da diyecek ha burada bir iltihap var. Çünkü diyecek. Sülüğün şeyleri çok kuvvetlidir, enzimleri. Yani çünkü sülüğün etkilidir. Mikrop öldürücü özelliği de var, var dediği doğru, doğru doktor beyin. Evet. İşte o yüzden iltihaplı durumlarda bile kullanılabiliyor. Sülüğün iltihap önleyici özelliğinden dolayı iltihap olma riski azdır. Hocam evet, bir şey daha soracağım. Bu sülük tedavisini ne zaman yapabiliriz? Her zaman yapabiliyor muyuz? Sülük tedavisi işte önce muayene. Bizim işlerin hepsinden, hepsinin başı muayenedir. Önce hekimle konuşmak lazım. Bu işten, bu işi bilen, eğitimini almış bir hekimle. O size zaten uygun olan günü, uygun olan miktarı, uygun olan dozu önerecektir. Teşekkürler. Bakın çok güzel sorular sordu kardeşim. Teşekkür ederiz. Diyor ki kimlere yapın? Bir de hocam, hacamatta hani günler var. Hacamat evet, ayın şu günleri yapılacak, bu günleri yapılacak diye. Bu nasıl, bir de evet, bunu açıklar mısın? Peygamber Efendimiz'in aleyhisselam sünnetine göre hastalık anında her zaman yapılabilir. Ama bunun dışında bazı kaynaklarda işte kaliteli olması açısından, yani ayın çekiminden yararlanmak için hılt deniyor. İltihapların yukarı çıkabilmesi için hicri 13, 15, 17, 19, 21, 23 diye yani o günlerde. Yani eski aylara evet, göre yapılması lazım. Günleri var ama eğer tedavi amaçlıysa doktor uygun görüyorsa her gün yapılabilir, her zaman yapılabilir. Evet. Bir engel yok. Benim hiç yasak şikayet, yok. Özür dilerim. Evet, hiçbir şikayetim yok diyorsanız evet, sadece ve sadece ben rahatlamak için, hacamat olmak için yapıyorum diyorsanız onların günlerine uyumasında yarar var diyor. Uyulabilir. Evet. Uyulabilir diyor. Evet. Ama değilse de bakın bu işin tam ehli bir kardeşimiz diyor ki her zaman da yapılabilir. Bir telefonumuz daha varmış, onu da alalım. Alo diyelim. Alo. Evet. Alo. Hocam kolay gelsin, çalışmalar. Hoş geldin kardeşim. Buyur kardeşim. Dinliyoruz. Alo. Alo, geliyor mu hocam? Sizden? Geliyor geliyor, seni dinliyoruz. Buyur kardeşim, buyur. Hocam şöyle bir durumum vardı. Benim aşağı yukarı 2,5-3 yıldan beri sol tarafım, daha doğrusu kalbimin olduğu bölümde bitmek bilmeyen bir ağrı oluyor. Yani yeri geliyor mesela tüm gün sürebiliyor. Ha, ben ağrı kesici içmeyi de sevmediğim için doktora gittim, eko çektiler, işte efor testi yaptılar vesaire. Hiçbir bulgu yok. İşte kalbimde ufak bir kaçaklık var. Bunun neticesinde işte doktor ağrı kesici önerdi. Ben ise işte biraz araştırma yapmama rağmen açıkçası sizi de takip ediyordum. Hacamat uygun mudur, değil midir? Hacamat, pardon hocam, buyurun. Sen buyur. Hacamatın blokajları açıcı bir etkisi vardır. Yani evet, bu kardeşimiz için yararlı olan. Tarif edilemeyen, anlamsız, tetkiklerle hiçbir şey bulunamayan şikayetlerde hacamattan ben çok yarar gördüm. Doğru. Şimdi evet, biz kardeşimize hemen şöyle bir sorular sormamız lazım. Bir, kilonuz var mı? Evet. Yok İki, hocam. İki, kolesteroller, trigliseritler bunlar nasıl? Çok önemli bir şey soracağım. D vitamini nasıl? Kaç? Bunlar çok önemli. Evet. Hanım kardeşler bilhassa B12. D vitamini, B12 çok önemli. Evet. Demir çok önemli. Hanım kardeşler bilhassa D vitamininizi muhakkak biliniz. Adınız gibi biliniz. En az 50'nin üstünde olsun. En az 50'nin üstünde olsun. Çok önemli. Ya, çok önemli. Hacamatta buna mı dikkat etmemiz lazım? Yok, hacamatta değil. Genel olarak konuştuk. Genel sistem olarak, bütün bedenimiz olarak konuştuk. Hı. Hacamatta bunu tabii ki doktor bey ilgilenecek. İyileşmede onun etkisi var. Doktorunuz onları ayarlayacak. Biraz önce meridyenler dedik ya. Evet.
onun yani umulur ki, yani bu konuda kesin bir şey verilmese de umulur ki çoğu hastada faydası olur. Böyle anlamsız ağrılar rejenerasyon, yani düzenleme, yenilenme mekanizmalarını harekete geçirdiği için hacamat bütün vücudun şey yapıyor. Eğer genetik değilse, yani son yıllarda çıkmışsa, doğuştan beri yoksa büyük ihtimalle faydası olur. Bakın meridyen dedikleri şu çizgiler var kardeşim. Bu uluslararası bir akupunktur heykelciğidir. Bütün dünyada kullanılır. Burada meridyenler vardı. Bu meridyenlere göre söyledi. Bu meridyenlerde tıkanmalar olabiliyor. Onu demek. Evet. Yani elektrik kabloları bunlar kardeşlerim. O evet. Elektrik kablolarını da açalım. Evet şimdi başka WhatsApp sorumuz kaldı mı kardeşlerim? Kalmadı. Sülüğümüzü o zaman bir alalım hocam. Kapatalım. Nasıl hocam kapatacağımızı gösterelim. Sülüğü de tabii çıkarmanın da özellikleri var. Hah, bakın bu da evet. Bize gelen bir hasta kusurlu. Bu. Maalesef bu bir hacamat yaptırmış. Ama maalesef bilinmeyen bir yerde yaptırmış. Bakın hepsinde görüyorsunuz bunlar hep büller olmuş. Evet. İşte söyle şimdi kardeşim neden olmuş? Bu tamamen yanlış uygulama sonucu. Yani fazla vakumlama olabilir, yakma olabilir. Bir de fazla bekleme kullandığı olabilir. Kullandığı iğne çok iyi olmayabilir. Fazla bekleme aşırı olabilir. Aşırı beklemeden evet. Dolayı cilt altındaki sıvıyı çekmiş. Evet. Onu çekmiş. Kanla yani beraber travma, onu çekmiş. Zarar bül vermiş. Olmuş, zarar vermiş. Evet. İşte kardeşlerim aman ne olursunuz dikkat edeceksiniz. Bilen kişiler yaptıracaksınız. Şimdi bir bak çıkaralım gösterelim. Evet. Tamam. Çektik. Hemen kapatalım onu. Hı. Tamam. Üstünü güzelce tamponlayıp güzelce kapatacak hemşirem şey yapacak. Tamam. Onu da güzel kapatılması çok önemli. Bir de bir şey daha var. Bir sülük hocam ne yapıyoruz? Hemen evet. Onu imha ediyoruz değil mi? Bir tabii, daha kullanılmıyor. Bir atıktır o. İmha edilir. Evet. Sanki hocam mikrofonu yokmuş gibi haberi ben de tutuyorum. Alışkanlık olmuş. Evet. Yani bu da çok önemli. Başkasına kullanılan size katliyen kullanılmıyor. Tabii, o hemen tıbbi atık olarak imha ediliyor. Bu da bu çok önemli kısmıydı. Evet sevgili kardeşlerim hepsini güzelce elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Başka sorusu olan var mı? Soru sormak isteyen var mı hocama? Hemen bir ablamız soru soracakmış. Buyur ablacığım. Ha mikrofonu ver. Demek zayıflatır mı? Yani aşırı derece. Çok masaj yaptırdınız mı? Efendim? Çok masaj yaptırdınız mı? Geçmişti. Yok hiç yaptırmadım tamam. Ama çok sert. Yani bu sırtım bana diyorlar ki korse mi giyiyorsun mesela. Peki abla şey gel yaptım. Bakabilir miyiz? Gel şurada bir bakalım. Hazır evet. Buradasın nasılsa. Bu kardeşimiz kalktı. Tamam. Kalkabilir değil mi? Evet. Kaldıralım seni tamam, ablacığım. Gel. Tamam. Gel şöyle. Herhangi bir acı, sıkıntı bir yok. Şey duymadın değil mi? Tamam. Gel bakalım ablacığım. Heh. Kağıdımız da örtümüz de bozuldu ama olsun. Olsun. Gel otur bakalım. İstersen. Hadi çok teşekkür ederiz. Buyur sen böyle geç. Tamam, otur bakalım. Tamam. Buyur. Otur bakalım. Tamam. Sırtında sertlik var diyor. Hakikaten de sertmiş hocam baksana. Oo. Evet. Hakikaten sertmiş yani. Ben buna yani. Kronik ödem. Neden işte blokaj dediğimiz evet, olay olmuş. Evet. Yani cilt altındaki pislikler yapışmış i̇yice birikmiş kalmış. Ve i̇yice ihmal etmiş. Kalmış. İhmal edilmiş. Yıllarca ihmal edilmiş. Yani ablamızın cilt altı yağ dokusu fazla ama cilt altı yağ dokusunda artık yani. Hani çamaşır makinesinin borusunun içi tıkanıyor böyle görüyorsunuz kireç bağlıyor ya. Ablamın da burada bütün pislikler birikmiş evet. Burayı tıkamış. Onun için ana bölge zaten burasıdır. Bak çok bariz şuraya bölge. Şuraya yapıldığı zaman. En çok burası bakın. Yani biraz sonra evet, elleyin evet, arkadaşım evet. Bakın burası o kadar değil. Sert değil. Evet. Bütün sertlik burada. Evet. Neden? Vücudun bütün zehiri burada birikir işte. Vücudun en az hareket eden bölgesi sporla dahi burasıdır. Boynum çok mesela bu boynum çok ağrıyor. İşte onda da evet. Bunların etkisi var. Biraz da kireçlenmenin etkisi var. Onların dolaşımın sana, en yavaşladığı bölge burasıdır. Evet. Evet. Hocama çok biz anlatacağız şimdi sana. Tamam. Hocama çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ ol. Ayaklarına sağlık. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Kızım sana da çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Hocamı bir alkışla uğurlayalım. Şimdi seni de alalım sonra konuşacağız. Seninle konuşacağız tekrar. Sevgili kardeşlerim gördüğünüz gibi hacamatı sülüğü bugün işlemeye çalıştık ama şifremizi bilen kardeşlerimize de hemen ayakkabılarımızı verelim. Alo diyelim bakalım. Ayakkabılarımızla ilgili telefonlarımız da hazırdır herhalde. Ayakkabılarımızla ilgili anlatacağız. Ayakkabılarımızı kazanan kardeşlerimiz, şifreyi bilen kardeşlerimize telefonla alışacak.
Daha hazır değilmiş, daha hazır değilmiş. Şimdi o zaman ne öğrendik bugün sevgili kardeşler? Soralım bakalım. Ne öğrendik? Hacamatı öğrendik. Evet. Kupayı öğrendik. Evet. Kimlere yapılabilirmiş? Doktorların yapması lazımmış. Evet, tabii gördüğünüz gibi basit bir uygulamaymış, zor tabii. bir uygulama değilmiş, değil mi? Tabii, herkese tabii. yapılabilirmiş. Tabii. Evet, ha. evet. Mesela demin ablam çıktı, ne yemiş? Sırt bölgesindeki bölgede sertleşme olmuş. Sertleşme için olmuş. Çünkü orada bir pislikler birikmiş. Onları dışarıya almak lazımmış. Onu almanın da en kolay yolu sülük ya da hacamat uygulamasıdır. Sülükten de korkmamak lazımmış. Sülükten de işte gördüğünüz gibi kolayca uygulayabildik. Sizin gözünüzün önünde yaptık. Gayet rahat bir şekilde tabii. halledebildik. Değil mi? Ekseri memleketlerde de sülük tedavisi oluyor. Bacaklarına sürüyor annemler. İşte onları falan. Pek yapmamak yapıyorlar. Lazımmış. Dikkat etmek annemler. Lazımmış. Sen bir ağrı, bir sızı hissettin Hayır, mi? Hayır hocam, çok rahatladım. Teşekkür ederim. Hiçbir sıkıntı hissetme. Evet. Peki. Evet sevgili kardeşlerim, yarın inşallah size telefonumuz hazırmış. Peki. Alişan Kapaklıkaya psikolog kardeşimiz gelecek. Onunla ilgili çocuklarımızın boşanmalarla ilgili sıkıntıları, ailelerin boşanmalarla ilgili sıkıntıları beraberce konuşacağız. Yarın Alişan kardeşim var. İnşallah sizi yarın 9:25'te bekliyoruz. Telefonumuzu alalım. Alo diyelim. Alo, hoş geldiniz. Alo. Hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? İyiyim can kardeşim. Şifremiz neydi Hülya Hanım? Pelesenk yağı. Pelesenk yağı. Pelesenk yağı. Evet. Roma esmen hastalıklarda kullanılan güzel bir yağdır. Kardeşimiz bildi. Tebrik ederiz. Kaç numara istiyorsun kardeşim? 40 numara giyiyorum hocam. Tamam. 40 numara. Spor ayakkabı. Spor. Spor gönderelim evet. sana. Bak spordan şöyle bir cırt cırtlar var. Bir de şöylesi var. Hangisini istiyorsun? Hocam hangisi sizin için kullanışlıysa onu istiyorum tamam. açıkçası. Tamam peki. İkisi de uygun. Yollarız biz sana. Tamam. Evet bir telefon daha alıyoruz hemen. Alo dedik. Gülcan Hanım. Alo. Gülcan Hanım hoş geldin Gülcan kardeşim. Kırşehir'den. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoş geldin kardeşim. Neydi şifremiz anneciğim? Pelesenk yağ. Pelesenk yağ. Çok tebrik ederim. Evet kardeşim kaç numara istiyorsun? 38 numara düz cırt cırtlılardan istiyorum. Düz cırt cırtlıdan istiyorsun. Bak evet, böyle bir evet. cırtlıttı. Çok gülşah, çok güzel bir ayakkabı. Çok memnun kalacağına garanti ediyoruz. Evet, güle güle kullan inşallah. Sağ ol, evet, bir telefonumuz daha alalım. Evet, nereden aramış? Bursa'dan. Telefon bağlanmadı. Bu kadar. Tamam. Bu. Hanım Öztürk kardeşim, telefonda bir sıkıntı olmuş, bağlayamamışlar. Hanım kardeşimize de gönderiyoruz. Güle güle kullansın. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi sizin bugün gözünüz önünde yaptık. Ne yaptık? Dedik ki bu hacamatlar... Sülükler, kupalar, akupunktur noktalarına uygulanması lazım. Ehil kişilerde yapılması lazım. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Bunları ihmal etmezseniz çok faydalı bir tedavi şeklidir. Yan etkisi mümkün olduğu kadar hemen hemen yok gibidir. Bunları güzelce uygulatabilirsiniz. Ama ehil kişilerde bir şey daha söyleyeceğim. Artık Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde, üniversiteye bağlı hastanelerde kupa, sülük, hacamat tedavileri doktorlarımızdan tarafından yapılmaya başlandı. Oralarda da yaptırabilirsiniz. İnternet vasıtasıyla arayıp sorabilirsiniz. Bütün hastanelerimize hemen hemen İstanbul'da birçok yerde yapılabiliyor. Hemen bir sorumuz daha varmış. Kapanmadan hemen onu da alalım. Alo diyelim. Hocam hacamat yaptırmak istiyorum. Yaş sınırı var mı? Çok güzel bir soru sordu. Yaş sınırı yok. Doktorunuz karar verecek. Her kişiye, her yaşta uygulanabilir. Hatta bazen ergenlik çağında, çocukluk çağında da uygulanabiliyor ama ona muhakkak doktorunuz karar veriyor. Onlara uygulanan kupanın büyüklüğüyle, çocuklara uygulanan büyüklüğüyle, ileri yaştakilerin uygulananın farklı var. Hepsinin ilmi var yani, bu bir ilim kardeşlerim. Evet ben bugün nasıl geçti anlamadım. İnşallah siz de anlamamışsınızdır. Sizin de hoşunuza gitmiştir inşallah. Elimizden geldiği kadar aydınlatmaya çalıştık. Yarın saat 9:25'te görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Kanal 7'mize kalın, hoşça kalın.